Ne haber çocuklar? Bir tek gördüm seni ya. Ay sormayın. Tanrıverdili Rüyalar toplu gösterimi vardı dün gece. Ben nereden tanıdım bu çocuğu ya? Ya çocuklar bir şey diyeceğim. Yanlış anlamayın ama. Acaba falcıya falan mı gitsem ha? Aslında hep beraber gitsek hem çok eğlenceli olur hem de mesela 100 sayı daha sonra neler yapıyor olacağımızı sorarız. Ben de borsa diyorsa sorarım canım. Tamam tamam. Belki benim de biraz neşem yerine gelir. Ay bu çocuk çok tatlı ya. Aa ben falcı tanıyorum. Hatta demin bizim evdeydi kadın. Çağırsak gelir mi? Ya bırakın şarlatanları ya. Canım eğlenmek için zaten genelde iyi şeyler söylüyorlar. Evet evet. Belki de televizyonda hangi biz konuşsun onu da söyler. Ay önce kim baktıracak? Kişi başı 100 euro. Ne? Bizim dergimizin 100. sayısı da bize böyle toplu olarak bakabilir misiniz? Grup indirimi var mı yani? Sizi gidip indiler sizi. Var kardeş var. Olmaz olur mu? Bu dergide çalışanların hepsine yani hepinize 200 euroya bakarım. Süper hadi o zaman. Hadi o zaman bakalım. Oh! Güzel mi? Oh! Oh! Felaket! Niye ya o? Vaziyet berbat. Niye gelecekte birbirimizden ayrılıyor muyuz? Hayır, ayrılmak yok. Gene burada hepiniz birlikte çalışıyorsunuz. Güzel işte. Ama her şey eskisi gibi değil. Ekonomi berbat. AB hayal olmuş. İnsanlar perişan. Dünya sanki böyle tersine dönmüş. Çok gamlı baykuş gördüm ben bunu canım. Peki biz bu durumda hala bu dergiyi mi çıkartıyoruz? Ben öyle bir şey söylemedim ki. Siz gene burada bu binada çalışıyorsunuz ama gazeteci olarak değil. Ne olarak? Şimdi öğreneceğiz. Ben de özledim, ben de resmen şu an elimde. Sana koşmak isterim, derman yok dizlerimde. Ben de özledim, ben de resmen var şu an elimde. Sana koşmak isterim. Aslı, her şeyimi kaybettim. Ama yine de borç harç, seni bu düşmüş halinle ziyaretine geliyorum. Hepimiz büyük felaketler yaşadık. Olsun, yine de gülmek lazım. Ne olursun, bir kere gülsene. Vazgeçtim, gülmesen. Öyle dur. Aa, sana ne be, manyak. Aa, parasıyla değil mi kardeşim? Terbiyesiz, saygısız. Buyur Burhan abi. Bir canım. Niye geldin yine? Niye müşteriyi bırakıp buraya koşuyorsun sen? Ne haber Aslı? İyi. Burhan abi müşteri çamurluk yapıyor. Bana abi demeyeceksin, patron diyeceksin. Burası ciddi bir müessese. Eğer ben olmasaydım 5 parasız sokaklarda sürünüyor olurdunuz. Ben sana bu çatı altında konsomasyon sanatıyla ilgili bilgi vermeseydim, sen acaba bu yaşında koca kazma dişlerinle ne yapacaktın? Nereye varacaktın acaba? Burhan abi, Allah'ıma kitabıma beyime söylerim ha. Niye bu kadar kendini yıpratıyorsun bebişim? Biraz sakin, cool, okay? Zaten bunu niye garsonun yanında konuşuyoruz? Çık hadi dışarı. Çık! Ne bu dinliyorsun burada? Çık! Tamam Burhan abi.
Şöyle yanar dönerli bir meyve hazırla. Böyle portakallı, dişlerinin arasından ışıklar çıkan cadılar bayramına özgü bir şey olsun. Hadi, boş durma. Hadi, çık! Çık! Çok üzülüyor bu çocuğum. Üzülüyorsa neyi davran Burhan abi? Şşt! Hala hislerim var bu çocuğa karşı. Vallahi seni kocana söylerim, koca bıçağıyla cıyır cıyır kesirsin. Beni tehdit mi ediyorsun Burhan abi? Müşteri beni elledi Burhan Bey. Vay anasını. Vay anasını ya. Nasıl bir işmiş? Aman Allah'ım ya. Memleket nerelere gidiyor demek ki? Fatoş Hanım, lütfen ama. Burası kimya laboratuvar mı? Adamın zaten gelme sebebi bu. Beni delirtiyorsunuz. Ama iş yerinde cinsel tacize uğruyorum Burhan Bey. Fatoş Hanım, burası pavyon. Adamın buraya gelme nedeni zaten cinsel taciz. Lütfen odamı terk edin. Çünkü astroloğum gelecek, onu karşılamam lazım. Lütfen. Gononto. Gononto. Ay, ay, ay. Ay, Tanrı verdinin sırası geldi. Canım Manda yuva yapmış süt dağlı. Ah aman aman. Anne. Yavrum satabildin mi hiç? Bir tane Cem amca aldı. Bir tane Patoş teyze. Bir de Aslı teyze aldı anne. Vah yavrum vah. Canlı, daha canlı, lütfen daha canlı. Yaşayan ölülerin türkü gecesi gibi oluyor ama. Dur şuna baksana şimdi ya. Çok pist alacağım sana. Yok ya, 15 senedir dalıyorsun, bir türlü dalamadın. Kapıcı morrakçısı. Tiri diler bende, dalama sen de kapıcı morrakçısı. Canlı! Dalama sana, Yaprak Hanım, oğlunuzla muhabbet edince bizim kasamıza kaç para giriyor çok merak ediyorum ya. Çok merak ediyorum. Çevrede o kadar hanzo var, gidip onlarla ilgilenin lütfen ama. Öbür tarafınıza azitlik kesapta ne bulursam dökün yanıcı madde hepsini dökerim sonradan ha. Ağzını burnunu dağıtırım senin. Anne, Burhan amca niye öyle kötü bir insan? Niye öyle çok fena yürekli bir kişi? Eskiden o kadar kötü değildi evladım. Sadece psikopattı. Zaman ve şartlar bizi bu hale getirdi. Aynen. Biraz daha güler yüz, biraz daha enerji lütfen. Ap, 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 ap. Yüksek. Bu işi lütfen severek yapın. Bu iş sevmeden yapılmaz. Gülünce müşteri kızıyor Burhan abi. Ya bahane, bahane, uydurma. Ağzın burnunu dağıtacağım senin. Ben üniversite mezunu, iyi aile çocuğu Burhan Altıntop olarak pavyon işletiyorum. Şartlar değişti. Bundan sonrasında ayrı. Ben buna koçunmuyorum. Siz şurada iki tane müşteriye sırıtacaksın diye koçunuyorsun. Çantayı suratına yiyeceksin ha senin. Of! Yapma, yapma. Kalsın. Çok aşifte gördüm ben Aslı teyzeyi ya. Ah yavrum, aynı rahmetli babası. Adamı sandım kara deli. Tridine tridine tridine. Adamı sandım kara deli. Tridine tridine tridine. Adamı sandım kara deli. Tridine tridine. Adamı sandım hey. Tridine tridine tridine. Adamı sandım kara deli. Tridine tridine tridine. Adamı sandım para verip aldım. Çok teşekkür ediyorum. (Gülüyor)
Ben nasıl sattım müzik türümü ya? Nasıl düştüm bu hallere ya? Olsun ayol sen. Bir de bize bak. Anne. Hepiniz harap oldunuz ama Fatoş teyze benim çocukluğumdan beri değişmedi. Kendisi tam olarak kaç yaşında? Hiçbirimiz bu gerçeği bilmiyoruz evladım. İyi akşamlar ses sese. İyi akşamlar İstanbul. Avrupa pavyonuna hoş geldiniz. Avrupa pavyon ve Burhan Altın Top gururla sınar. Bu geceden itibaren medar iftiharımız, gurur kaynağımız Nil Kara İbrahim'dir. Arkadaşlar lütfen, lütfen. Ne? Bu da mı? Zor zamanlar. İyi akşamlar Nil Hanım. Avrupa pavyona çıkmaktan dolayı hislerinizi alabilir miyim? Bilmiyorum. Konuşmadık ki Kriste. Hani dedin ya, seni işte işte göbek atacağım. Çok gururluyum, mutluyum. Öyle diyeceksin ya. Hadi, öyle de. Demesem Burhan Bey. Bak ya, ilk günden böyle şeye başladın ha. İlk günden nasıl başladın? Üzgür kız. Başla, son şans. Rakı olmasın, şarap olmasın. Anne, madem yoksa bu senin bahsettiğin ünlü Nil mi? Ya öyle evladım. O eski güzel günlerde büyük bir stardı. Ne güzel okurdu. Rahmetli baba çok severdi bu hanımı. Madem sen yoksun, kafam olmasın. Beyin geldi. Aman ne beyin ne beyin. Bu yaşta bu zeka. Kız beyin diyorum ya. En azından başında bir erkek var. Senin başında da ben varım anne. Yavrum. Sensiz nasılım? Bak bana. Gel de bir çorba. Bir sorum olacak. Tabii Gafurcuğum, sor. Sor bebeğim. Sen Aslı hanımefendiyi konsümasyona mı sokuyorsun? Ne ayak? Aa, aşk olsun ama Gafurcuğum. Niye böyle söylüyorsun? Niye böyle konuşuyorsun? Üzüyorsun ama. Aslı hanımın bir akrabası geldi. 5 dakika ne onunla bir sohbet etti. Yoksa Aslı hanım bizim için metro otel. Anlayalım da. Tabii ki. Ben haracımı %40'a yükselttim. %40 mı? Ama. Ben her gece bu kapıda kaç tane adam dövüyorum sen biliyor musun? Bilemeyeceğim canım. Tabii senin işin de zor ama yani. Para lazım. Hanımın dişlerini yaptıracağız da. Tabii saygı duymak lazım. Tabii ki saygı duymak lazım. Asıl isimizi nasıl buldun? Saçları kestirse tam süper olacak. Dansa kalksana. Aman. Beni beğenmiyor musun? Kalk kız, beyin kaldırıyor. Kalk. Kimsem olmasın.
kimsem olmasın. Sensiz nasılım bak bana. Uzattın ya, tam süper oldu. Yok artık yani. Saçmalığın daniskası. Bu kadar para nereye gidiyor canım? Hadi onu bırakın. Bu gencecik yaşta ben niye ölüyorum ya? Kalp krizinden herhalde. Ha ben ne bileyim ayol. Ya her şeyi bir yana bırakın, ben rock müziğe hiç hayatta ihanet etmem yani. Ay Sıdıka Hanım, siz bize dalga mı geçiyorsunuz? Niye bu kadar felaket geliyor başımıza? Allah Allah. Çünkü sizlerde büyü var da ondan. Büyü mü? Evet. 200 euroya bozarım. Ay, şimdi anlaşıldı ayol. Bu derginin ömrü uzun değil. Teyzeciğim. Canım benim. Hadi canım. Hadi canım. Dalganı geçtin ama. Yeter ya o. Ufak ufak diyorum canım. Öyle mi canım? Sinirlenme hayatım. Yüze bozarım. Anadolu'dan kop gel düz git, Ankara'yı geç sana. Bursa'nın biraz yukarısı. Altunizade'den sonra köprünün